Merhabalar. Göründüğünde sanki kalabalıkmış gibi duran bir sorumuz var. Hemen okuyalım. Bir toplantıya 27 ayrı şirketten 4'er kişi katılmıştır. Bir başka deşle davet edilmiş. Güzel. Bu kişiler yanında birer tane yardımcı getirmiştir. Son durumda toplantıya kaç kişi katılmıştır? Güzel. Şimdi 27 tane şirketten 4'er kişi geliyordu, değil mi? 27 çarpı 4 tane kişi geldi. Bir de bunlar yanlarında birer tane yardımcı getirdi. Bunlar kaç tane eder? Kendileri kadar, değil mi? Kendileri kadar. Toplamda bu kadar tane katılımcı olur. Bana bunu soruyor. Çok güzel. Bir tane bundan, bir tane bundan. Demek ki iki tane 27 çarpı 4 eder. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Bunları bir tane bundan, bir tane bundan diye görmeyi unutmayalım. İki tane. Güzel. Baktım şıklarım üslü ifade. Demek ki üslü ifadelerle oyun oynamamı istiyor. 2'nin birinci kuvveti. 4'ü de hemen 2'nin ikinci kuvveti yazalım. 27 kim? 3'ün üçüncü kuvveti. Toparladım. 2'nin üçüncü. 3'ün de üçüncü kuvveti. Hop. Üsler aynı. Tek bir şemsiye altında toplayabiliyorum bunları. Ne oldu? 6'nın üçüncü kuvveti, yani altının kübü. Ama neden şıklarda yok? Niye koymamışım ben bunu? Hemen 6 üzeri 3 koyuyorum. Evet, teşekkürler.